dini inançları gereği kadınların taktığı başörtüsü, Türkiye'de uzun yıllar tartışma konusu haline getirildi. Kadınların inanç özgürlüğü, simge yaftasıyla uzun süre belli bir kesimin hedefinde yer aldı. Ötekileştirmek, ayrıştırmak, özel hayata müdahale, kısacası her yol denendi. Hayırlısı, yabancı dilin Ankara Üniversitesi yönetmeliği gereğince açık fotoğrafla kayıt yapmak zorundayım. Bana verilen talimat bu. Bunu aşamam. Amaç her seferinde Türkiye'de huzursuzluk ortamına çanak tutmak olsa da hakları ellerinden alınan bir kesim uzun yıllar eziyete maruz kaldı. Ülkenin büyümesinde, kalkınmasında büyük rol oynayan kadınların önüne adeta set çekildi. Ellerinden alınan hakları geri verilse de, kadınlara sadece başında örtü var diye çektirilen eziyet günleri unutulmadı. Yakın tarihte yaşananlar unutuldu sanılsa da, zulmü yaşayanların kalbindeki yara hiçbir zaman kapanmadı. Türkiye'de türban tartışmaları 1950'lerde başladı. Üniversitelerde ve kamuda yasaklamalar zaman zaman uygulamaya konuldu. 1967 yılında türbana karşı ilk eylem Ankara Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Başörtülü bir öğrencinin okuldan atılmasının ardından yapılan eylem kısa sürede yurdun büyük bölümünün desteğiyle geniş kitlelere ulaştı. Zorlama ve yaptırımlar belli dönemlerde yaşansa da asıl resmi yasak CHP hükümeti döneminde getirildi. 1978 yılında yayımlanan bir genelge ile CHP hükümeti ilk defa kamu hizmetinde çalışan bütün kadın memurların başörtü örtmelerini yasakladı. Asıl sancılı süreç bu tarihten sonra kendini gösterdi. YÖK, 1982'deki kıyafet genelgesiyle başörtüsü yasaklamasına rağmen 1984'te yasağı tekrar kaldırdı. Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Türkiye'de irtica tehlikesi var uyarısıyla 1987'de başörtüsü yeniden disiplin suçu kapsamına alınarak yasaklandı. Kenan Evren'in sözleri Türkiye'de başörtüsü zulmünün alevlenmesinde büyük rol oynadı. Akademisyen İhsan Doğramacı, "Layık bir ülkede din emri geçerli değildir" sözleriyle gerginliği tırmandırdı. Dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden bu sözlerle hedef aldı inananları. İlk kez Türkiye'de 1973'te başörtülü hanım avukatı Barhan 60 para başkanı ilk kez. Hiçbir dinsel zorunluluğu yok, hiçbir dinsel gereği yok. Tamamen Araplaşmanın, Arap milliyetçiliğinin özendisinden başka bir şey değildi. Üniversite okumak istiyorsan medeni adam gibi inmek zorundasın. Başörtüsü artık Türkiye'nin tam anlamıyla gündemindeydi. Ve büyük bir kriz olarak her seferinde belli kesimler tarafından kullanıldı. Okumak istiyoruz. Yani hiçbir siyasal, bakın bunu altını çizerek söylüyorum. Hiçbir siyasal amacımız yok. Hiçbir siyasal amaç gütmüyoruz. Yasaklarla ilgili uygulamalar, 1990'ların ikinci yarısındaki 28 Şubat süreciyle zirveye çıktı.
Sedat Bey. Evdeki hanım eşiniz mi? Evet. Nasıl eşiniz? Eşim. 28 Şubat 1997. Bu tarihte gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye için büyük sıkıntıları da beraberinde getirdi. Tarihi Milli Güvenlik Kurulu tam 9 saat sürdü. Toplantı sonunda 18 maddeden oluşan kararlar alındı. Kararların çoğu hükümetin kabul edebileceği türden değildi. Başörtüsü bir tehdit unsuru olarak gösterilmeye çalışılarak genç bir neslin geleceği adeta yerle bir edilmek isteniyordu. Planlar hızlıca uygulamaya konuldu. İmam hatiplerin kapatılması ve 8 yıllık zorunlu eğitim süreci başlatıldı. Askerler, rektörlere briefing vererek planın uygulanmasını adım adım sağlıyordu. Demokrasi yara alırken en büyük bedeli millet ödüyordu. Hiçbir yerde eğlenmez, dinlenmez. Rahim ederse başı kapalı geziyor. Bizim bir siyasal karar vermezse bu toplum olmak lazım. Bana tamam, da anlatmanın ama gerek yok. Tamam ama kime anlatalım? Kime anlatalım? Büyüklerimiz diyorlar ki demokrasi uyguluyoruz. Demokrasi bu mu? Çağdaşlık demek diyorlar, özgürlük demek diyorlar. Biz şu an özgür olduğumuzu hiç zannetmiyoruz. Bizim başörtümüz olarak bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyorlar. Bunu söylemek istiyoruz burada. Fransız askerleri değilsiniz siz. Bütün üniversitelerde YÖK tarafından türbanlı öğrencilerin kampüs içinde dolaşmaları yasaklandı. Bu yasağı uygulamayan rektörler hakkında soruşturma açıldı. Maalesef yönetmeliğim el vermiyor. Ankara Üniversitesi yönetmeliği gereğince açık fotoğrafla kayıt yapmak zorundayım. Bana verilen talimat bu. Bunu aşamam. Öğrenci kazansa da öğretim alıp vermiyorsun. Açık kayıt, açık olacak. YÖK'ün bu uygulaması tamamen kanunsuzluktur ve olağanüstü dönemin dayatmasını arkasına alarak yaptığı bir uygulamadır. Türkiye'yi işte böyle utanılacak bir duruma düşürmüştür. Çok üzüleceğini düşünüyordunuz. Neden? Yani Türkiye'nin doğduğunu düşünmüyorum. Çok üzgünüm şu an. Açıklama yapmak. Ben kurallara uyun ve dediğimizi yapın. Alın vekaletnamenizi, müvekkilinizi de alın, kenara çekelim. Hanımefendi, evet, ben 5 yıl okuyup mezun olduğum okula avukatla mı girmek zorundayım? Evet. Ya başını açacaksın, ya hayallerini bırakacaksın. Hayalleri, gelecekleri ellerinden alınan genç kızlara uygulanan zulüm, utanç kareleri olarak hafızalara kazındı. Ve okul birincisi olduğum halde bu terine kasılmama müsaade edilmedi. Bırak. Sakin ol. Kesin. Konuşma, hakkın yok. Sakin. Terpin lütfen. Hayır, terpin de yakışmıyor. Söz vermiştim. Terpin de. Burada emir veriyorum, bunlara hiçbir zaman yemin yaptırılmayacak. Bu içine. Bu işlerimiz nedeniyle yani şu an içeriye alınmıyoruz. Meydanlar, eğitim hakları ellerinden alınarak hayalleri yarım kalan başörtülü öğrencilerin sesleriyle inliyordu. El ele insan zinciri eylemleri 28 Şubat'a karşı duruşu ülke geneline yaydı. Subay olmak istiyorsan askeri giysilere uymak zorundasın. Polis olmak istiyorsan emniyetin giysilere uymak zorundasın. Üniversite okumak istiyorsan medeni adam gibi giymek zorundasın. Hak aramak için seslerini yükselten öğrencilere uygulanan zulüm şiddetini artırarak devam ediyordu. 28 Şubat 1997 postmodern darbesinin ana simgesi başörtüsü zulmü oldu. Meydanlar inliyordu.
Haksızlığa karşı direnen öğrencilere polisin sert müdahalesi dikkat çekerken, bu süreçte dönemin Bursa valisi Orhan Taşanlar, başörtülü öğrencilere yaptığı zulümlerle ön planda yer alıyordu. Benim hiç kimseye verilmeyecek tek kuruşluk hesabım yok. Başörtüsü yasağı, başta üniversite öğrencileri olmak üzere bütün kamu ve bazı özel kurumlarda sert bir şekilde uygulanıyordu. Arkadaşlar, ben şermen yazdım, başörtü yasağı yine devam. Toplu taşıma araçları bile başörtülü öğrencilere çok görülüyordu. Dereceyle mezun olan öğrencilerin hak ettikleri gururu yaşamalarına izin verilmiyordu. Töreni bozuyorsunuz artık. Dışarıda da devam edebilirsiniz. Töreni bozuyorsunuz. Sadece herkesin ödülünü aldığı, benim de yılların emeğimin karşılığını almak istediğim 5 dakikalık bir ödül töreniydi. Ben de kendi kıyafetimle, dışarıda dolaştığım kıyafetle çıkmak istedim. Başörtüsüne yönelik sokaktaki baskı mecliste de sürdü. Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen Merve Kavakçı'nın Meclis Genel Kurulu'nda yemin etmesine izin verilmedi. Burası devlete meydan okunacak yer değildi. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. Din ve vicdan özgürlüğüne saygı duymamayı ilkellik olarak görüyorum. Hele hele çağımızda ve insanların okumasına bu tür engellerin konulmasını kesinlikle çağ dışılık olarak görüyorum. İsteyen başını örter, başını örten istediği okulda okuyabilir. Sırf başlarını örtüyorlar diye inanç özgürlükleri, İfade özgürlükleri ellerinden alınmak istendi. Süleyman Demirel'in başını örtenler okumak istiyorsa Arabistan'a gitsin sözleri unutulmadı. İstanbul Üniversitesi'nde kurulan ikna odalarında öğrencilere psikolojik baskı en ağır şekilde uygulanıyordu. Seslerini duyurmak için her yolu denediler. Yasak, askeri kurumlarda da en geniş şekliyle uygulandı. Şu ifadeyi kullanıyorlar, türbanlı olarak içeri giremezler. Başörtüsü alttan bağlanmalıydı ve üstten biraz saç görünmeliydi. Kardeş, başımızın örtüsünden dolayı içeri almadılar. Tek suçumuz başımızın örtüsü. Kendi vatanımızda karımız, başka diyeceğim yok. Benim annem çarşaflı. Görünüyor işte. Benim annem çarşaflı, içeri alınmadı. Ordu evlerinde, üniversitelerde düzenlenen mezuniyet törenlerine birçok kadın başörtülü oldukları gerekçesiyle alınmadı. Artık kayıtını evlendirmeden gurur duyabilir! Yemin! Kayıtını gurur duyabilir, Sayın Yılmaz gurur duyabilir! Artık Müslüman'a okumuyor! Hükümet gurur duyabilir! Açıklar olsun size! Yaptığım bu zulümle bu hükümet! Gurur duyabilir! Çocuklarımın ekmeğini sen mi vereceksin? Bir sene sezer oluyor çocuğumun! Bu mu adalet? Bu mu adalet? Bizim torunları nerede? Onlar çıplak geziyor. Evlatlarının en mutlu anında yanında olamayan aileler kapıda gözyaşı döktü. AK Parti hükümetinin iktidara gelmesiyle birlikte yasağın kalkması için süreç başladı. Uygulamada bazı yumuşamalar olsa da yasal düzenleme yapılamadı. Yüksek mahkemelerin verdiği kararlarda yasağın kaldırılmasına engel oldu. Başörtüsü yasağının faturasını ağır ödeyenler kaldı akıllarda. 2007'de YÖK başkanlığındaki değişimle üniversitelere başörtülü öğrencilerin girmesinin önü açıldı.
YÖK Başkanı'nın rektörlere gönderdiği talimatla yasak uygulamadan kalktı. Kamu personeli için başörtüsü yasağının kalkması ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ekim 2013'te açıkladığı demokratikleşme paketiyle oldu. Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. Kılık kıyafet yönetmeliğinin 5. maddesinde yapılan değişiklikle kısıtlayıcı hükümler kaldırıldı. Kamudaki başörtüsü yasağının kaldırılmasından kısa bir süre sonra sorun mecliste de çözüldü. Yasakların kalkmasıyla birlikte kadınların birçok alanda var olabilmesinin de önü açıldı. Eğitimden üretime, sanayiden teknolojiye, sağlıktan savunmaya her alanda kendini gösterdi kadınlar. Kadının elinin değdiği her iş değer kattı geleceğe. Bir okul birincisi olduğum halde bu törene katılmama müsaade edilir mi? Üzerinden yıllar geçse de zulmü yaşayanların hayatlarının belli kesiminde büyük bir boşluk kaldı. Biz bazen pes ettik. Biz bıraktık, mücadeleyi bıraktık. Çünkü o kadar parçalandık ki iç dünyamızı paramparça ettiler. Toplumun içinde başını açıp böyle seyirlik bir malzeme gibi insanların sizi seyrettiğini hissetme duygusunun verdiği ızdırabı yaşamayan hiçbir şekilde anlayamaz. Bir gün gizli gizli o duvarın o aradaki yarıktan bölmeden girdim. Tam ilerliyorum, karşıdan görevli gördü beni. Sanki büyük bir suç işlemişim gibi beni yakalamak üzere koşa koşa geldi. Yaklaştı. Burada başını açmak yasak, dışarıda açacaksın, bilmiyor musun sen dedi. Başörtüyü boğazımdan şak diye çekti. Biz 28 Şubat mağduru kadınlar Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederken bir siyasi parti liderine teşekkür etmiyoruz. İnsani bir olay gerçekleştiren, bizim kalbimizi onaran birine teşekkür ediyoruz. Öyle birisini destekliyoruz. Hakları ellerinden alınan genç kızların, kadınların kalbindeki yara hiçbir zaman kapanmadı. Kadınlara sadece başında örtü var diye çektirilen eziyet günleri unutulmadı.